Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi çantamı aldım. Metroya doğru gidiyorum. Çok güzel bir yere gidiyorum. Bu aralar Kore'de yağmur sezonu başladı ve acayip her yeri sel götürüyor. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Ben de fırsattan istifade dedim ki dışarıya gideyim, başka ülkelere. Belki videoları seversiniz. Şimdi gidelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız yolda. Çok terledim. Bugün sadece kahvaltı yaptım. Uçak da akşam kalkıyor. Dedim şöyle bir atıştırmalıklar alayım. Şimdi de metro gelecek. Metroyla Incheon Havaalanı'na gideceğiz. Şimdi koşa koşa check-in yapmaya gidiyorum. 10 dakika kaldı check-in'e. 2 saat önceden gitmek lazımmış. Nefes nefese kaldım. Yaklaşık 40 dakikadır şu arkamdaki sırada bekledim. Bagajımı verdim. Tayland'a giderken bana aşı kartımı sordular. Ben Kore'de aşı olmuştum. Aşılarımı gösterdim. Artı ben bugün test oldum sabah. Hızlı antijen testi. O da var. Yani garantiye aldım. Tayland'a giderken aklınızda bulunsun. Şu hızlı antijen testlerinden gerekiyor. Aşı gerekmiyormuş. Çünkü aşısız arkadaşım da gitti. Pasaporttan çok rahat bir şekilde geçtim. Hiç yani memura falan girmiyorsunuz. Direkt kendi pasaportunuzu bir makineye okutuyorsunuz. Çat geçiyorsunuz. İçeride de bu lounge hakkım vardı benim normalde. Ona baktım da bulamadım. Sonra dedim ne yapacağız? Giderim alırım dedim. Yani acıktım çünkü bayağı. Bir tane limonata, bir de böyle şekerli ekmeklerden aldım. Aç kalmayayım diye. Zorla aldım, buzları bitmiş. Yoksa aç kalacak bu Ali. Taş mı yiyelim? Kapıya geldim. Kapıyı o kadar uzağa koymuşlar ki bir an Bangkok'a yürüyerek gideceğimi zannettim. Şimdi açlığımızı yatıştırma vakti. Yolculuğun yarısı bitti. 3 saat geçti şu an. Ben de saatimi Bangkok saatine göre ayarladım. Şimdi iniyorum. Hadi bakalım. Tayland kendini belli etmeye başladı. Sağdan değil, soldan gidiş. Şimdiden Tayland'da olduğumu fark etmeye başladım. Şimdi çantamı aldım. Pasaporttan geçiş çok çok rahat. Yani girerken pasaportunuzu ve biletinizi veriyorsunuz. Sonra diyor ki ne kadar kalacaksın? Söylüyorsunuz tam kalacağınız zamanı. Ondan sonra kalacağınız yeri soruyor. Sadece adresini vermeniz bile yeterli. Ondan sonra şak diye giriyorsunuz. Çok rahattı. Sim kartı alacağım. Bakalım Tayland havaalanında sim kartı nasıl alınıyor. Beraber gidelim alalım. Sonra taksiye falan bineceğiz. Bakalım ne olacak. Havaalanının diğer kısmına geldik. Burada sim kartı yeri var. Bakalım fiyatlar neymiş. Hadi bakalım. Fiyatlar böyleymiş. Bakın 16 günlük 15 GB. 30 günlük var 899. 90 günlük var
Sınırsız internetli. Ben şimdi 30 günlük 30 GB hızlı internetli olanını alıyorum. 599 baht yaklaşık 22 dolar falan. Şimdi hattımı aldım ve Tayland'da maske zorunlu değilmiş. Ben de maskemi çıkardım. Şu an acayip rahatladım. Nefes alabiliyorum. Aldım hattımı. Çıkışa doğru gideceğim. Burada bir tane uygulama var. Buranın Uber'i gibi taksi uygulaması. Grab diye. Grab. Ama bir dakika, ben yanlış tarafa gidiyorum. Bir dakika, insanlar nereden çıkıyor? Ben mi yanlış yerden çıktım acaba? Tayland'da maske zorunlu değil. Çok iyi abi. Çok iyi. Yemin ederim, şimdi Türkiye'den izleyenler diyor, biz alışığız zaten. Ama Kore'de biz maske takmaktan artık ciğerlerim çürüdü. Şimdi ben uygulamadan taksi çağıracağım. Gelsin bakalım ne olacak. Tayland aşırı sıcak. Şu an Kore'den daha çok nem var. Havası böyle biraz basık ama güzel hissediyorum. Evet güzel dostlar, eve geldim sonunda. Evi de bir sonraki videoda göstereceğim. Tayland'daki yeni evim videosu. İstiyor musunuz? Yorumlarda yazarsınız. Ev bayağı fena bir ev. Tayland insanları çok yardımsever. Bunu gördüm gelene kadar. Bir tane polis yardımcı oldu bana taksi için. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.